Şimdi bir sağlık haberiyle devam edelim. Acıbadem Kayseri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğçe Demir. Şimdi anne adaylarının kafalarında birçok soru işareti var. Ona mikrofonu uzattık. O da bu soru işaretiyle ilgili önemli yanıtlar verdi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşın Türkiye'de her geçen gün artan aşılama oranlarıyla beraber gebe olan kadınlar aşı konusunda araştırma içerisine girdi. Acıbadem Kayseri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğçe Demir, anne adaylarının kafalarındaki soru işaretlerini mikrofonlarımıza yanıtladı. Yapılan çalışmalara göre gebeliğin 12. haftasından itibaren aşı yapılabileceğini kaydeden Acıbadem Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğçe Demir, bizler de sürekli aynı sorularla karşılaşıyoruz. Gebelerimizin 12. haftadan itibaren aşı yaptırmalarında bir sakınca yok dedi ve aşılar hakkında bilgiler verdi. Covid ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum öncelikli olarak. Covid 2019 yılında hayvanlardan bildiğiniz gibi bulaşan bir virüs ve gebelerde de ciddi anlamda hastalık oluşturma potansiyeline sahip. Gebelerde hastalık oluşturma potansiyeli normalden daha fazla değil ama hasta olduktan sonra gebelerdeki mortalite yüksek oranda görünüyor. Yaklaşık %4-2 oranında. Bu yüzden biz özellikle yüksek risk taşıyan gebelerimize mutlaka COVID aşılarını olmalarını öneriyoruz. Aşılarla ilgili biraz bilgilendirme yapmak istiyorum. Aşılarımız bu mRNA içeren aşılar, inaktif aşılar, rekombinant antijen içerenler diye tipleri mevcut. Biz mRNA aşılarını özellikle vurguluyoruz. Çünkü bunlardan Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'ndan onay alınan aşılar içerisinde mRNA aşısı olarak sadece BioNTech var ülkemizde. Onun dışında Sinovac diye inaktif aşımız var ve rekombinant antijenlerimiz var. Bunların hiçbiri, herkesin bilmesi gereken asıl şu bilgiyi vermek istiyorum, canlı aşılar değil. O yüzden mRNA aşısı da vücuda girdikten sonra insan hücresine etkileyecek ve genomunu değiştirecek özellikle değil. Yani bizim genetiğimizle oynayacak bir aşı cinsi değil mRNA aşıları. Özellikle gebelikte yüksek risk taşıyan bu gebelik zehirlenmesi, tansiyonu, şekeri olan gebelerimize mutlaka aşılarını yapmalarını öneriyoruz. Risk taşımayanlara da hastalara hani faydalarını ve zararlarını, aşıların olabilecek yan etkilerini anlatarak mutlaka hani isteğe bağlı olarak tabii ki zorla değil ama önererek hastalarımıza mutlaka yaptırmalarını biz tavsiye ediyoruz. Özellikle aşıların ilk dozdan sonra ikinci dozlarından sonraki antikor seviyelerinin koruyuculuğu ve hastalığı işte morbidite dediğimiz ölüm riskini azaltmadaki faydaları çok gösterilmiş. O yüzden mutlaka aşılarımızın dozlarının tamamlanmasını öneriyoruz. Gebelerimizin hep sorduğu aşılarımızı ne zaman yapınalım? Aşılarınızı ilk 12. haftadan önce Amerika'da rahatlıkla yaptırılabiliyor. Bizim de hani bu konuda FDA tarafından 12. haftadan önce yapıldığında bir sıkıntı gözlemlenmemiş ama hastanın hani nezdinde bilgiler aktarılarak 12. haftadan sonra da güvenle yaptırmalarını öneriyoruz biz. Aşı yaptırdıktan sonra eğer ki gebelik planlanıyorsa gebeliğin ertelenmesine kesinlikle gerek yok. Aşı yaptırmadan önce gebelik testi yaptırılmasına gerek yok. Aşı yapıldıktan sonra tüp bebek tedavisinde ya da aşı yapılabilir. Bunlarda da sakınca yok. Genel olarak aşı yapıldıktan sonra neler gözleniyor? İşte hafif baş ağrısı, eklem ağrısı, üşüme, titreme gibi sistemik yorgunluk etkiler görülebiliyor. Bu etkiler olduğunda gebelerimize işte gebelikte kullanılabilen ağrı kesici, ateş düşürücüleri kullanmalarını öneriyoruz. Peki koronavirüs aşısı düşüğe neden oluyor mu? Koronavirüs aşısının tespit edilmiş düşüğe neden olacağına dair kanıtlı yayınlar bulunmamaktadır şu an için. Tabii ki bu yeni bir virüs olduğu için hani uzun vadeli etkilerini tam bilmiyoruz. Ama gebeliğinde aşı yapılanlarda düşük riski bulunmamakta şu an. Peki anneler nasıl tedbirler almalı aşı yaptıktan sonra? Aşı öncesi ve sonrası çok önemli. Yani aşı tabii ki koruma anlamında çok büyük etkisi var ama özellikle maske, mesafe kurallarına yine devam etmeliyiz. Çünkü bu aşılar havada canlı kalabiliyor birkaç saat. Damlacık yoluyla, temas yoluyla bulaşabiliyor. Aşı yapılmadan önce de mutlaka maske ve mesafeye de, el temizliğine de dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle toplu yerlerde çalışanlar, işte sağlık çalışanlarının ekstra risk taşıdığı için mutlaka bu önlemlerin yanında aşılanmasını da öneriyoruz.
Demir, anne sütünün bebeği koruduğu noktalar var. Koronavirüse karşı bebekler anne sütüyle bu tehlikeden korunabiliyorlar. Koronavirüs aşısının herhangi bir doğum farklılığına veya düşüğe sebep olmuyor. Biz tüm gebelerin rahatlıkla aşı olabileceğini söylüyoruz diyerek sözlerine şöyle devam etti. Doğum şekli açısından annenin yapıldığı aşının hiçbir önemi yok. Önemli olan anne ve bebek arasında doğum açısından bir sıkıntı tespit edilmediyse normal doğum ya da sezaryen açısından yine doğum şekline biz aşı dışındaki durumlara göre karar veriyoruz. Covid-19 aşısı yapılmış annenin sütü bebeği Covid'e karşı koruyor mu? Bir miktar plasental geçiş gözlemlenmiş anneden bebeğe. Bunun da bir miktar koruduğu tespit edilmiş. O yüzden anneler aşı olduğunda ya da hasta da olduğunda bebeklerini emzirmelerini biz öneriyoruz. Emzirirken de aşılarını güvenle yaptırabilirler anneleriniz. Ne kadar süre koruyor peki? Onunla ilgili tam olarak bir süre tespit edilmedi. Antikorların titreleriyle ilgili yeterli kanıt yok şu an.